Emreciğim içeri girebilir miyim lütfen? Gizem, bizim ilişkimiz bitti. Anladın mı? Bitti. Pardon da kim karar veriyor buna? Ben karar veriyorum ya. Olamaz mı? Ben karar veriyorum. Tamam ben gidiyorum şimdi. İstediğin zaman ara beni konuşalım. Böyle saçma sapan bir sebepten dolayı bir ilişki bitmez çünkü. Tamam mı? Nasıl bir sebepten biter ilişki? Ya söylesene, benden ayrılman için ne yapmam lazım ya? Söyle. Emreciğim gelip geçici heveslerin olabilir. Ama bu ilişkimizin bittiği anlamına gelmiyor. Tamam mı? Gizem, bak ben seninle sürekli fotoğraf çektirmekten sıkıldım. Senin sadece fotoğraflarda gülen, normalde nemrut kesilen o suratını görmekten de sıkıldım. Ya ben artık çevremde gerçek insanlar istiyorum, anlıyor musun? Gerçek insanlar. Arama beni bir daha. Arama, lütfen arama ya. Pardon da sen kimsin ya? Baba parası yiyip sayemde ünlü olan biri dışında sen kimsin ya? Aynen, bana işte böyle gerçek yüzünü göster. Sonra da hapse mi gidiyorsun? Nereye gidiyorsan çek git. Bu ne demek şimdi ya? Ne demek mi? Al. Ne demek olduğunu izle bakalım. Al izle. Ya bunlar hepsi işin gücün yok mu? Beni şikayet ediyor herkes ya. Saf bunlar, geri zekalı. Hepsi geri zekalı bunların ya. İki çift laf yüzünden milletin bana sırtını döneceğini mi sanıyorsun sen? Bu yüzden mi bu tavırlar? İnsanlar seni tekrardan takip eder mi sanıyorsun? Emreciğim rezil olmak diye bir şey yok bu alemde. Ben iç çamaşırlarımla sokağa çıksam görüntüsü yürek hoplattı diye haber yaparlar. Dekolte giyiyorum, benim haftalarca frikim konuşuluyor. Sırf parası için dilini bile bilmediğim bir adamla birlikte olurum. Oo kaptı yine zengin herifi. Kitap çıkardı okuyalım derler. Hapse girerim mi sanıyorsun? Beni çıkışta alkışlarla karşılarlar. Sosyal medyada insanlar merak ettiklerini takip ederler. Kendi kızını evlatlıktan men eder, sosyal medyada bayıla bayıla takip ederler. Sen bunu anlamıyorsun. Senin kafan almıyor bunu. İnsanlar seni takip etmek, seninle vakit geçirmek için can atıyorlar. Ama seni sevmiyorlar. Bu ikisi çok farklı şeyler. Senin kafan da bunu almıyor. Efendim Gizem Hanım. Bugün Vedat Bey ile görüşebilme ihtimalim var mıdır? Bugün çok yoğun. Programına bakıyorum. 14 uygun mu? Uygun. Kısa bir görüşme olacak. Uygundur, evet geleceğim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Sağ olun. Rica ederim. Teşekkürler. Ah Gizem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Ekrem Bey yok mu? Kendisi toplantıda, sizinle ben ilgileneceğim. Buyurun. Peki sağ olun. Bir şey içer miydiniz? Yok, Ekrem Bey'le içeriz biz şimdi. Nasılsınız? İyiyim. Sağ olun, biraz zor bir gün ama bizim işte olabiliyor öyle şeyler. Şimdi geçen ay sizle bir ön anlaşma yapılmış. Reklam ve tanıtım yüzü olarak. Evet, detayları konuşulmamıştı ama. Gizem Hanım, bizim reklam politikalarımızda bazı değişiklikler oldu. Kısacası sosyal medya ile alakalı bazı işleri durdurmaya karar verdik. Yani? Ön anlaşmayı iptal etmek zorundayız ne yazık ki. Bir şey soracağım. Senin burada görevin ne tam olarak? Neden sordunuz? Ön görüşmeyi ben senin patronunla yapmıştım çünkü. İptal olduysa kendisinin gelip söylemesi gerekir diye düşündüğüm için sordum. Dediğim gibi kendisi toplantıda üzülerek katılamayacağını belirtti. Ha üzülmüş mü çok? Ay vah vah ya. Allah, siz bir anlaşmanın iptal olduğunu söylemek için mi çağırdınız beni ayağınıza kadar? Doğru mu anlıyorum? Böyle anlamayın lütfen. Nasıl anlayacağım daha? Aynen öyle olmuş işte. Ben kaç tane firmayla çalıştım şimdiye kadar saymıyorum bile, tamam mı? Rica minnet kapıma kadar geldiniz diye ben sizin firmanızı kırmadım. Bir sürü işimin gücümün arasında ben buraya geldim, vaktimi ayırdım ama bu yaptığınız terbiyesizlik.
takipçilerim çoktu. Mücevher meraklısı olmamalarına rağmen ben kabul ettim sizi, bu tanıtımınızı. Şu gerizekalı dediğiniz takipçileriniz mi? Aynen. En sıkı takipçim de sensin bakıyorum. Buyurun efendim, aracınız hazır. Anahtarınız efendim. Sağ ol. İyi günler dilerim. İyi günler. Var ya. Görüşmeyi unutma. Biri geçti saat. Gittim. Ne oldu? Olmadı. Nesi olmadı? Anneciğim şu an hiç konuşacak durumda değilim ya vallahi. Dur, karakola gidecektik. Avukatı arayayım mı? Tamam, ben tek başıma gideceğim, tamam. Şimdi avukatla falan fotoğraf çekerler. Ben de geliyorum. Hiç gerek yok. Sayfanı kurtarman için bir şirketle konuştuk. Bu işlere bakıyorlarmış. Sağ ol ya vallahi, sen varsın yanımda. Tabii ki olacağım. Kendi başına kalsan hepimizi batırırsın sen. Sonra ne yapacağız? Arabayı satsan Milan'ın bir taksitini bile ödeyemezsin sen.